Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi aleyhinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bütün dünyada hatta bugüne kadar silahlanma organizasyonlarının içinde bulunmayan birçok ülkenin de silahlanma harcamalarını artırdığı bir realitedir. Birleşmiş Milletler'in bugünkü yapısı da dünyadaki silahlanmayı kontrol edebilecek durumda değildir. 1980'lerden itibaren iki kutuplu dünya tek kutuplu hale gelmiş. Aradan geçen 40 senelik süreçte dünya yeniden kutuplaşmaya başlamıştır. Ancak dünyadaki yeni güç dengelerinin yerine oturmadığı da bir vakadır. Ayrıca tarihtekinden farklı olarak bugün vekalet savaşlarıyla karşı karşıyayız. Dünyanın değişik yerlerinde vekalet savaşları bütün hızıyla devam etmekle birlikte Vekalet savaşı yapanların kullanıldığı en önemli alan sınırlarımızda bulunan Orta Doğu coğrafyasıdır. Bu durum bizi çok yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Yanı başımızda cereyan eden olayların ülkemize olan etkilerini bertaraf etmek için de bugün kahraman Türk ordusu Elbap'tadır ve yarın da olması gereken yerde olacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemiz Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana içeride silahlı kalkışmalarla ve silahlı terör örgütleriyle muhatap olmuştur. Devletimiz elbette ki yaşanan süreçlerle ilgili yeni tecrübeler edilmiş, yeni yapılanmalar geliştirmiştir. Bu tehlikeleri bertaraf edecek alternatif yöntemler ortaya çıkarmıştır. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi siyasetin, Türk milletinin ve ordunun içindeki vatansever insanların ve emniyetimizin sağduyusuyla bertaraf edilmiştir. Ancak 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi sonrası devletimiz ciddi hasarlar da almıştır. Bu hasarların tamiriyle ilgili herkese büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu arada şu da bilinmelidir ki Türk kültüründe silah vardır ancak Türk kültüründe silah düşmana karşı kullanılmıştır. Silah avlanmak için kullanılmıştır. Silah kendimizi savunmak için kullanılmıştır ve silahı kullanmanın kültürel olarak usulleri de bellidir. Ve tarihimize baktığımızda, Türk kültürüne baktığımızda çocuğa karşı, kadına karşı hiçbir zaman silah kullanılmadığını da açıkça, aldığımız açık bir şekilde ifade edebiliriz. Bu bakımdan 15 Temmuz tarihimiz içinde kara bir leke olarak yerini almıştır. Türk milletinin kendisini koruması için bulundurulan silahlar Türk milletine çevrilmiş, Türk milletinin canına kastetmiştir. İnşallah bundan sonra sağduyuyla sorumluluk bilinciyle tarihimizde yeni bir kara leke oluşmaması için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Bugünlerde kendini bilmez bazıları basın yayın kuruluşlarında sosyal alemde bir takım provokasyonlara çanak tutar konuşmalar yapmaktadır. Bu konuda herkesin ağzından çıkanı kontrol etmesi lazım. İnsanlarımız devletin bilgisi dahilinde ruhsatlı silah alıyorsa bunların kaydı devletin elinde vardır. Bunların üzerinden bir abartıda bulunmaya gerek yoktur. Ama bazı paralel grupların ileriye dönük bir kaos için organizasyonları varsa elbette Türk milletinin ve devletinin bunu engelleyecek gücü de vardır ve böyle bir şeye de müsaade etmeyecektir. Bu süreçte İçişleri Bakanlığımızın silah ruhsatı taleplerini daha dikkatle incelemesi, değerlendirmesi ve böyle yeni paralel yapılanmalara müsaade etmeyecek altyapıyı kurması gerekmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kara sınırlarımızın önemli bir kısmında karşı tarafta devlet otoritesinin bulunmaması sınır güvenliğimiz açısından bir dezavantajdır. Bu manada ruhsatlı silahlar yerine kaçak yollara gelen ruhsatsız yollarla yapılan silahlanmaya dikkat etmekte fayda bulunmaktadır. Yine geçtiğimiz günlerde her şeyi bilen bir belediye başkanının FETÖ'nün yeni bir darbeye hazırlandığı iddiasında bulunması gariptir. Aynı kişinin artık bundan sonra yapılacak bir darbenin başarılı olamayacağını, vatandaşın 15 Temmuz'daki gibi çaresiz olmadığını, artık silahlandığını ve bundan sonra darbeye karşı silahla karşılık vereceğini beyan etmesi son derece büyük bir talihsizliktir. Türkiye'de kendilerince kavas üretmeye çalışanların ekmeğine yağ sürecek talihsiz bir açıklamadır. Televizyonlarda bu açıklamayı dinleyen, Cumhuriyet savcılarının suskunluğu da tarafımızdan anlaşılamamaktadır. İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte herkesin aklı selimle hareket etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ancak şunu da biliyoruz ki yönetim boşluk kaldırmaz. Bu arızalı, bu zor sıkıntılı dönemde devletin, yargının, emniyetin, ordunun, velhasılı bütün kurumların yönetimde boşluk bırakmaması gerekmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 15 Temmuz'da yaşanan sıkıntılardan sonra devletimiz emniyetin, ordunun ve diğer kamu kurumlarının içindeki FETÖ yapılanmalarına karşı çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Bu haklı mücadelenin başarılı olabilmesi için FETÖ'nün siyasi ve bürokratik ayağının muhakkak ortaya çıkartılması lazımdır. Ve boşalan alanlara yeni paralel yapıların sızmasını engelleyecek bir refleksi devlet olarak, millet olarak siyaset olarak ortaya koyup bunun arkasında hep birlikte dimdik durabilmeliyiz. Bu manada son dönemde özel güvenlik yapılanmaları da ülkemizde önem arz etmektedir. Şu anda özel güvenlik teşkilatlarında çalışan personel sayısı emniyetin resmi sayısını geçmiş bulunmaktadır. Emniyetin ve diğer güvenlik kuvvetlerinin yapılanmasına gösterdiğimiz hassasiyeti bundan sonra özel güvenlik yapılanmasında da göstermemiz gerekmektedir. Son dönemde bazı grupların özel güvenlik yapılanmasıyla çok yakından ilgilenmesi de dikkat çekecek bir durumdur. Çünkü özel güvenlik yapılanması da bildiğiniz gibi silahlı bir yapılanmadır. Bu manada özel güvenlik mevzuatımız yeniden el alınmalı. Kimlerin özel güvenlik teşkilatı kurabileceği konusunda yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Yarın yeni bir paralel yapıya evrilebilecek kişi veya kuruluşların özel güvenlik teşkilatı kurmasına izin verilmemelidir. Yine bu güvenlik işinin bir birikim işi olduğunu unutmadan özel güvenlik teşkilatlarına yapılacak sızmaları da engelleyebilecek bir altyapıyı kurmak zorundayız. Bu manada daha önce güvenlik kuvvetlerimizin içinde belli bir tecrübe ulaşmış uzman jandarmaların, emekli polislerin bu sektörün içerisinde tecrübelerini aktarabilecek bir konumda yer bulmasının sağlanması faydalı olacaktır. Eğer özel güvenlik yapılanmasını kontrol edemezsek, özel güvenlik teşkilatlarının sağlıklı olarak kalmasını sağlayamazsak, özel güvenlik birimlerinin bir kısmının yarın farklı paralel yapılanmalar olarak karşımıza çıkmasına da şaşmamak lazım. Güvenlik güçlerimize yardımcı olması gereken bu güvenlik birimlerinin yarın güvenlik kuvvetlerimizin karşısında devletimize bir yük olması ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bakımdan sonuç olarak bazı şeyleri de tekrar hatırlatarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Bir, sınır güvenliğinin sağlanması ve silah kaçakçılığının kontrol edilmesi için de bulunduğumuz süreçte çok önemli bir husustur. Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi lazım. 2. Özel güvenlik üzerinden yeni paralel yapılar çıkmaması hususunda gerekli tedbirlerin sağlıklı bir şekilde alınması ve uygulanması doğru olacaktır. 3. Ruhsatlı silah alımlarının da herhangi bir grup tarafından organize edilmesinin önüne geçecek bir çalışmanın İçişleri Bakanlığı tarafından süratle yapılması gerekmektedir. 4. Değişik terör örgütleriyle irtibatlarından dolayı kamudan uzaklaştırılan insanların da yeni bir sosyal problem olmaması için gerekli tedbirlerin alınması lazımdır. 5. FETÖ ile yapılan mücadelenin meşruiyetine gölge düşmemesi için FETÖ'nün siyasi ve üst bürokrasideki ayağının muhakkak ortaya çıkartılması lazım ve bu konuda FETÖ ile irtibatı olmadığını iddia edenlerin durumunun da yeniden değerlendirilerek bunlarla ilgili de hakkaniyetli davranılması lazım. 6. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum üzerinden toplumu kamplara bölmeme konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. 16 Nisan'da evet çıkarsa hayır diyenler 17 Nisan'da bu ülkeyi terk etmeyecektir. Hayır çıkarsa da evet diyenler bu ülkeyi terk etmeyecektir. Bundan sonra da bu ülkede Türk milleti olarak hep birlikte yaşayacağımızı hiç kimse unutmamalıdır. 7. Herhangi bir kaosa müsaade etmemek için de bugün istihbarat açığının var olduğu kabul edilmeli ve bu açığın süratle kapatılması sağlanmalıdır. 8. Devletin herkese adaletle hükmetmesi sağlanmalıdır. Son olarak milletimizin sahip olduğu silahların birilerin istediği gibi milletimiz kaos için, kargoşa için kullanmayacağına, örfümüze, adetimize göre kullanacağını inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.